Yazıyorsun, çiziyorsun bu konularla ilgili. Dediği gibi Hakan'ın gerçekten bu gördüğümüz buzdağının görünen yüzünün %1'i mi acaba yani? Şimdi orada aslında olay, bu olaydan çok ailelerin yaklaşımı daha önemli. Tabii. Yani orada baba şimdi şöyle bir şey diyor. Diyor ki ben yakın oturuyorum zaten buraya. İki tane de çocuğu var. 4000 lira da veriyorum. Yani o parayı verebilecek durumda bu baba. Yani aslında benim gördüğüm kadarıyla yoksul olduğu için değil, ayrı bir şehirde oturduğu için değil, Süleymancı yurdunda eğitim alması için göndermiş. Muhtemelen aileler de Süleymancı. Şimdi Süleymancı yurdunda olmasının ayrı bir anlamı var. Süleymancılar çok AK Partili entegre değildir. Yani bu dönemde o yurtlara göndermek için o cemaatin mensubu da olmak gerekir aynı zamanda. Büyük ölçüde. Tamamı değil ama büyük ölçüde. Şimdi baba, tekrar ediyorum, ayrı bir şehirde oturmuyor, yurda yakın oturuyor. İki çocuğunu birden göndermiş, 4000 lira da para vermiş. Demek ki tarikat eğitimi alsın diye gönderiyor. Yani tarikat eğitimi de alsın diye gönderiyor. Bir önceki Enes Kara demiştin. Enes Kara yani bulunduğu evde intihar eden çocuk. Onun babası da cemaat üyesiydi. Onun babası da cemaat üyesiydi. Kaldığı yurt, orası bir evdi, öğrenci eviydi. Yurt şeklinde kullanılan bir öğrenci eviydi. Ondan bir önceki ise Antalya'da bir öğrenci yurdunda bir aşçı çocuğun kafasını kesmişti. O çocuk da o evin, orası da kaçak bir yurttu. Yani öğrencilerin eve oturduğu bir yurttu. Ve o da Erenköy cemaatine ait bir yurttu. Erenköy cemaati, zaten çocuğun adı da Sami'ydi. Yani tarikatın şeyhinden geliyordu ismi. O da cemaat üyesi bir babanın çocuğuydu. Son üç vakanın önemi burada. O, birinde ölen, diğerinde hayatını kaybeden, burada da şiddet gören çocuklar büyük ihtimalle o tarikatın mensubu olan ailelerin çocukları. Zaten burada baba, ya burası ben öğrenmek için gönderdim, şaşırdım, hiç inanamadım. Burada münferit vaka diyorlar, dikkat edersen. Yani evet, cemaate bunu konduramıyorlar. Şimdi burada bütüncül bakmak gerekir. Yani sadece işte bu tarikat yurdunda, burada tarikat yurdunda oluyor. Erzurum'da daha geçen Eylül-Ekim ayında çocuklar yedisi, ikisi tecavüze, beşi istismara uğradı. 15'i birden, kimi Atatürk portresinin çerçevesiyle, kimi rahleyle, kimi Kur'an-ı Kerim'le, kimi tokatla, sopayla, haydarla dövüldü. Orası da Diyanet'e bağlı yurt. Dolayısıyla burada bütüncül bir öneri getirmek gerekir. Birincisi, nasıl ki Fethullahçılarla mücadele bakımından dershaneleri, dershane hizmetinin kamusallaştırılması, devletleştirilmesi çözümüne başvuruluyorsa, burada da yurt hizmeti kamulaştırılmalıdır. Yani öyle bunu tarikat yurdu kapatılsın, bunu ayırt edemezsiniz. Neyine bakacaksın yani? Adam yani bir de sadece inanç içinde gönderiyor yani. Öyle öyle diyor ya, gönderiyor. Şimdi bunu ve biliyorum Süleymancı yurtları, Kur'an kursu da böyledir, öğrenci yurdu da böyledir. Milli eğitim görevlisi sokmuyor kardeşim yurda. Biliniyor bu yani. Yani, İsmail, kafama bir şey yatmadı da o yüzden biraz ona açıklık getir diye sormak istedim. Hani sen dedin ya, muhtemelen işte büyük ihtimalle bu çocukların aileleri de, bu konuşan babalar da şeyin oradan, bir mensubu. Evet. Zaten olmasa niye versin ya da niye özellikle orayı verir istesin? Verir canım, o da olmasa da veriyor yani. Niye Kur'an-ı öğrensin diye gönderiyor ya. Yani bu yurtta sadece onlar kalmıyorlar. Diyorum ki bu dönem bu yapıyla, bu tarikat, bu cemaat, cemaat tarikat biraz bunların durumu farklı. Yani iktidar arasında biraz çatışma olduğundan, yani öyle rağbet görülen, işaret edilen bir yer değil. Ama şimdi Süleymancılar iki parçadır. Bir kısmı, bir kolu, bir kolunun lideri Fatih Sultan galiba, ismi unuttum şimdi adını. Mehmet Fatih olabilir. AK Parti'de milletvekili. Yani tarikat ikili bir yapıya sahip. Neyse, dolayısıyla burada çözüm şu: yurt hizmeti kamulaştırılmalı kardeşim. Devlet yurt yapacak. Devlet yurt yapacak. Devlet bu yurt hizmetini görmek zorunda. Zaten özel yurtların sayısı 4000. Yaklaşık 4000. Bu özel yurtlarda, bu özel yurtların kapasitesi de yanlış bilmiyorsam 200 bin civarında, 200-250 bin civarında. Kapasitenin ancak yarısı, 3'te 2'si dolabiliyor. Ve pekala ortaokul ve liselerde, pansiyon, lise ve üniversitelerde yurt hizmetini devlet görebilir. Zaten bununla ilgili üniversiteler için KYK'lar yurt hizmeti veriyorlar. Bu alanın özel teşebbüsü kapatılması lazım. Ve genel olarak hem okullar, ilkokullar, ortaokullar, liseler, hem de bunlara bağlı olan yurt hizmeti devletin tekeline alınmalı. Burası
ne bir tarikatın, ne bir cemaatin, ne başka bir ideolojik fraksiyonun insan devşirebileceği bir çocuk havuzuna çevrilmeli. Bunun önüne geçilmeli. Devlet sadece bu boyutuyla da bırakmamalı. Yani eğitim bütünüyle laik ve bilimsel çerçevede icra edilmeli ve yurt hizmeti kamulaştırılırken okullar ve milli eğitim hizmetinin görüldüğü neresi varsa orası tarikat ve cemaatlerin başka dernek ve vakıf statüsü altında faaliyet yürüttüğü alanlar olmaktan çıkarılmalı. Bugün itibariyle milli eğitim çeşitli siyasal İslamcı kuruluşlarla, Türkiye ile TÜGVA ile ENSAR'la, çeşitli tarikatlara bağlı dernek ve vakıflarla protokoller imzalayarak milli eğitim temel kanununa da aykırı şekilde milli eğitim alanlarını, okulları ve işte liseler, ilkokulları ve sınıfları tarikatlara tahsis ediyorlar. Tarikatlar gelmişler Said Nursi'yi, öbür tarikatın liderini, bilmem ne. Ve inayet fakültelerinde de. Orayı geçtim zaten. İndi Türk'ün haberi önemliydi. Orayı geçtim, başka bir alan. Ama yani ilkokul, liseye kadar ki liseye kadar çocuklar 15 milyon çocuk bu ya. 12-15 milyon civarında çocuk, çocuğun okuduğu ilkokullar, ortaokullar ve liseler tarikatların, cemaatlerin, vakıf ve dernek adı altında işte şu kurs, bu faaliyet denilerek propaganda yaptığı yer olmaktan çıkarılmalı. Yurt hizmeti kamulaştırılmalı ve tarikat ve cemaatler, o ki siz kardeşim bağımsız faaliyet gösteriyorsunuz, devletin elinden cebinizi çekin, devletin cebinden elinizi çekin, devletten bunlara. Hem siyasal İslamcı kuruluşlar hem tarikat ve cemaatlerin vakıflarına aktarılan bütün kaynaklar kesilmeli. Belediyelerin kesti, İmamoğlu ve Ankara'da kestiler, devlet de kesmeli. Çekin elinizi çıkarın devletin cebinden. Devlete hortumu takmışlar, biraz ensara, biraz menzilcilere para aktarıyorlar. Burada da, şimdi Süleymancıların da özel durumu şudur. Türkiye'de 4000 civarında özel yurt var, yurt var. 4000 civarında özel yurt var, bunun yaklaşık 2000-2500'ü bir tarikat ya da cemaate ait. Bunun da yaklaşık yarısı 1000 küsur civarında Süleymancılara ait. Süleymancılar 1951 yılından bu yana yurt yapıyorlar. Yurtta teken, imparatorluk düzeyine gelmişler. İlk yurtları Çamlıca Kız Yurdu 1951. 51'den beri devletin gitmediği Irak Dağ köylerinde yurtları var bunların. Bunların bir kısmı yani şuara yenilediler. Yenilediler çünkü en son Aladağ'da ve Konya'daki birinde patlama olup 18 kız çocuğu ölündü, öbüründe 10 tane kız çocuğu yanınca işte hem kamuoyunun önüne geldiler, kamuoyu tartıştı. Bu sırada bazılarını revize ettiler ama adım gibi eminim, bunların bir kısmı halen daha ruhsatsız, adım gibi eminim, bunların bir kısmına kamu görevi sokmuyorlar. Yani devlet denetleyemiyor. Devlet Kur'an kursuna devletin şeyini, görevlisini sokmuyorlar. Diyanet İşleri Başkanı denetleyemiyor bunları. Almıyorlar. Sadece bunlar değil, hiçbiri almıyor zaten. Öbür taraftan bunlar şimdi nasıl? Samsun'un Alaçam ilçesinde yahut gel Erzurum'un Pazarol ilçesinin bir dağ köyü yurt kurmuş. Zaten köylüyle genel halkla ilişkisi var. Gidemiyor ki görevli denetlemeye. Gidemiyor. Bize zaten seçim dönemi oy lazım. Siyasetçi de dönüp yüzünü bakmıyor. Gidemiyor şimdi, mu gitmiyor mu? Gitmiyor, gerek gidemiyor. Neyse ne artık. Şimdi dolayısıyla bu tarikatların ve cemaatlerin toplumun yoksulluğundan, toplumun işte çeşitli karmaşık sorunlarından istifa ederek sözde hizmet götürmek, sözde yardım faaliyeti, sözde eğitim adı altında devletin okullarını işte militan devşirdiği alan olmaktan derhal çıkarmak gerekir. Burada öyle yani ölçüyü de net koymak gerekir. Şeyler, izafi yorumlar, tarikat yolu kapatılsın. Hangisinin olduğunu biliyorsun, net kapatacaksın yani. Bunun içine çıkamazsın. Yurtlar kamulaştırılmalıdır kardeşim. Devletleştirilmelidir. Bunun lamucumu yok. Zaten çok büyük bir sektör değil bu. Yani bazı özel yurt sahipleri kızıyorlar. Biz laikiz. Bizi niye yaktın aradan falan diye. Ya alakası yok yani. Yakmakla alakası yok. Bir ölçü koyacağız buraya. Kime göre, neye göre yani? Ölçü koymamız lazım. Bu iş devletleştirilerek çözülür. Evet, onu tekeline almalı. Yahut şu manzaralara izin vermeyecek ölçüde denetlemen gerekir senin. Denetleyemiyorsun. Sokmuyorlar. Devletin görevlisini sokmuyorlar buraya. Biliyoruz biz bunu. Ha bu şu anlama da gelmiyor. Kardeşim Erzurum'daki yurt da tarikat yurdu değildi. Bak orada tecavüz oldu. Evet oldu. Evet oldu. Orada da, burada da konuştuk. Orada da müftüye işte hem Palandöken müftüsün hem Erzurum müftüsün ağzımıza geleni söyledik. Dolayısıyla şu an net koymak gerekir. Fethullahçılar tasfiye edildikten sonra AK Parti tarikatlarla bir konsensüs yaptı. Bu tarikatlarla kurduğu konsensüs biat ilişkisi üzerine AK Parti'ye biat ilan eden, onun
Erdoğan'ın emirül müminin, müminlerin emiri sıfatını kabul eden tarikatlara geniş sosyal olan tarikat, cemaat, siyasi örgüt. Geniş kamusal olan pay edildi. O menzili geldi, Sağlık Bakanlığı'na çöktü, bakan da aldı. Efendim İskender Paşa'sı geldi, hem rektörler, hani üniversite YÖK'te etkili, hem yargıda etkili, hem de bazı kamu kuruluşları etkili. Diyanet İşleri Başkanı da bunlar iyanlar diye mollalar, yani İsmail Ağacılar'a teslim ettiler. Orası da öyle. Erenköy iş dünyasında, yurt alanında, Doğu ve Güneydoğu'yu aman HDP'li memurlar gelmesin diye Hüdaparlı Hizbullahçılara teslim ettiler. Orası da öyle dönüyor. Kardeşim geriye ne kaldı? Geriye ne kaldı şimdi? Tarikatlar, tarikat bir tür hem partizan hem müritler ordusunun bürokrasiyi yönettiği bir Türkiye manzarasıyla baş başayız. Bu da buradan başlıyor. Evet. Bu da buradan başlıyor. Şimdi aileler, burada bu beyefendi diyor ki ya münferit canım çok yani şaşırdım, böyle bir şey olur mu? Öfte taraf Eren'in babası ne dedi? İlim iyi insanlar, güzel insanlar enisi, dedi. Değil mi? Tabutun başında söyledi. Evet, öbür aile de öyle söyledi. Dolayısıyla biz bu aşamada inisiyatife de bırakamayız bunu. Bırakamayız yok, kardeşim. Yok. Çünkü ya denebilir ki bazı vatandaşlar diyor ki ya bu reşit insanlar özgür iradesiyle efendim karar doğru haklısın. Ama denetletmiyor kendisini. Sokmuyor memuru içeriye. Ve bazen maalesef çocukları ailelerinden de korumak gerekiyor zaten. Yahu şimdi onu diyemiyorum. O kadar o zaman da diyorlar ki bak işte çocuklar ailesi kopanıyor. O boyutta değil. Ya ben demiyorum ki gelsin benim ideolojimden kurulan vakıflar açıklığa. Bak bunu demiyorum. Yani ben sol görüşlü bir vatandaşım. Demiyorum ki benim dünya görüşümden solcu, demokrat, Atatürkçü kurum ve kuruluşların vakıflar açık kalsın, bu kapatsın, oraya gönderin demiyorum. Devlete diyorum. Bak devlet burayı idare etsin. Hepimizin ortak alanı. Hepimiz adına karar veren aygıt devlet. Hepimiz değil mi tanıyoruz? Tarikatlar öyle yapmıyorlar. Tarikatlar şu AK Parti döneminde devlet onların ziline dahi basmadığı halde AK Parti'den bile saklıyorlar kendi yurtlarını ve evlerini. Evet. O Eren'in intihar ettiği, Antalya'da çocuğun bir aşçı tarafından başının kesildiği yer devlete sırtını dayamış, devletin adliyeleri bile onlara teslim ettiği iki tarikata yurduydu. Buna rağmen sakladılar oraların yani kendilerine ait olduğunu. Yasal olarak değil, yasa dışı şekilde işlettiler. Biz bunlara nasıl baş edeceğiz? Şu an Anayasa Mahkemesi'nde, bak Anayasa Mahkemesi'nde, Yargıtay'da ve Danıştay'da etkin bir tarikat. İskender Paşacılar. Herkes biliyor. Gelsin aksini ilan etsin, iddia etsin. Şu an HSK'da en çok ağırlığa sahip tarikat İskender Paşacılar. Ya İskender Paşacıların Antalya'daki yurdunda yurdu kaçak. Ben kime şikayet edeceğim? Gidiyorum. Ya kaçak yurt. Soruyorum. Kaç ay oldu üzerinden? 6-7 ay geçti. Haftada bir soruyorum. Antalya davası ne oldu diye. Diyorlar ki başsavcı vekili dosyayı kendi uhdesine aldı. Baktırmıyor kimseye. Niye? Hangi dosyayla bu kadar haşır neşirler? Çünkü tarikatın dosyası. Bir bilgi sızmasın diye. Bilgi çıkmıyor. Çıt çıkmıyor. Niye? Tarikatın özel dosyası. Bu böyle. Anayasa Mahkemesi'ne teslim ettiğin, HSYK'yı teslim ettiğin, Adalet Bakanlığı'nı teslim ettiğin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nı kendisinden gören bir tarikatın, bir tarikat Antalya'nın orta yerinde kaçak yurt işletiyorsa ben kime hesabını soracağım? Soramam ki. Sorduğumda ben suçlu duruma düşebilirim. Nitekim öyle oluyor. Konuşuyoruz. Şak diye davayı açıyoruz. Güveniyor çünkü oradaki adliyedeki kişiye. Neyse. Dolayısıyla bu durumu değiştirmenin tek bir yolu var. Kardeşim, eğitim alanı, özellikle yurt hizmeti kamulaştırılmalıdır. Bu hizmet kamu görevlileri eliyle sürdürülmelidir. Evet ama bu çizdiğin tablo çok da güzel çizdin. Yani bu dini yapılanmaların, çeşitli fraksiyonların devletin içinde oluşu, her kurumun içinde oluşu, emniyette, yargıda, sağlıkta vesaire. Hani bu girişim...